Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıllar geçse de bu kurabiyenin devri hiçbir zaman bitmiyor. Çocukluğumuzdan beri pastanelerden severek aldığımız orijinal un kurabiyesini bugün sizler için yaptım. Un kurabiyesinin tabii çok fazla yapılış şekli var. Genelde evlerde nişastalı olarak yapıyoruz. Bugün size orijinal tarifiyle hazırladım. Yapılışı basit ama gerçekten çok farklı bir yapılışı var. Videomu bir beğeni bırakabilirsiniz. Ayrıca sayfamı da takip ederseniz çok mutlu olurum. Her gün en güzel tariflerle ve sunumlarla birlikte olmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi kurabiyenin üzerini elimle böyle yaptığım zaman ki tanıdık bir görüntüdür. Çünkü pastaneden aldığımız zaman da kurabiyelerin üzeri böyle unlu unlu oluyor. Orijinal tarif demiştim tabii. Şimdi böyle kıracağım zaman çok kolay kırılmayacak. Kütür kütür bir ses yaptı. İçini de size yakından göstermek istiyorum. İçi daha sert oluyor. Üzeri yumuşak, unlu oluyor. Tam anlamıyla orijinal bir kurabiye tarifi. Videonun devamında sizlerle. Herkese iyi seyirler. Tarifimizi hazırlamaya başlıyorum. 250 gram margarini bir tencereye koydum. Ocağın altını açtım. Şimdi margarin eriyecek. Altını kısacağım, ondan sonra yavaş yavaş en az 20 dakika boyunca kaynayacak ama aşırı derece altını açmıyoruz çünkü yağ yanar bu aşamada. Kaynadıkça hafif hafif üzerinde biriken köpükleri alacağız. 20 dakika bu işlem sürecektir, ardından soğumaya bırakacağız. Bunu yapmamızdaki amaç da yağın içindeki suyu çıkartıp yağımızı pastanelerde kullanılan farklı bir yağ var. O yağın içinde su yok. Aynı o kıvama getirmek. Şimdi ben yağı eritiyorum. Yağımız eridi. Henüz kaynamaya başlamadı ama kaynamaya başlayınca üzerine hafif hafif köpükler oluşacak. Onları bir kaşıkla ara ara alabilirsiniz ama karıştırmaya gerek yok yağımızı. En kısık ocakta, en kısık ateşte olacak. Buna dikkat edelim. Aksi halde yağımız yanar. Yağ kaynamaya başladı. Üzerinde hafif hafif köpükler oluşmaya da başladı. Ben onları ara ara bu şekilde üzerinden toplayacağım biriktikçe ve kaynamaya devam edecek. Ben alabildiğim kadar köpükleri aldım ama bir süzgeçle kalanını da bir kabın içine boşaltmak istiyorum. Yağımızın rengi tamamen altın rengine döndü. Şimdi üzerine bir su bardağı ayçiçek yağı eklemek istiyorum. Zeytinyağı kullanırsanız biraz ağır olabilir. Ayçiçek yağını tavsiye ediyorum. Onu da sıcak yağın üzerine ekledim. Bir miktar ılınacaktır. Şöyle güzelce karıştıralım. Şimdi bu tarifte 3 su bardağı pudra şekeri kullanılıyor. Onları da eklemek istiyorum. Normal klasik 200 ml'lik su bardağı kullanıyoruz. 3. bardağı da ekledim. Tekrar kaşıkla karıştırıyorum ve tamamen erimesini sağlıyorum. Aslında yağlı bir şerbet hazırlamış gibi oluyoruz aslında özetle. Güzelce eridikten sonra ve yağ ılındıktan sonra artık hamuru yoğurma kısmına geçeceğim. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Pudra şekeri ve yağı karıştırdım. Çok farklı bir görünüm elde ettik. Normalde kurabiye hamurlarını tabii böyle hazırlamıyoruz. Yapılışı biraz farklı ama hiçbir zorluğu yok. Çok basit. Rahatlıkla deneyebilirsiniz. Şimdi unla karıştırma kısmına geldik. Kasenin içine 5 su bardağı un ekledim. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Öncelikle bunları güzelce bir karıştıralım. Tamamen harmanlansın. Yeterli olmuştur. Şimdi ortasını açıyorum. Ortasını açmış olduğum un içine hazırladığım karışımı güzelce döküyorum. Artık hamurumuzu yoğurabiliriz. Çok güzelce yoğuruyorum. Un az gelirse bir miktar daha ekleyeceğim. Hamurumuzu yoğurdum. Toplam 5,5 su bardağı un ekledim. 5 bardaktan sonra kontrollü ekleyin. Gördüğünüz gibi hamur darmadağınık. Neden böyle oldu diyebilirsiniz ama bu tarifin orijinalinde hamurun en sonki hali böyle oluyor. Peki buna nasıl şekil vereceğiz diyebilirsiniz. Ama böyle elimize aldığımız zaman, sıktığımız zaman
çok rahat bir şekilde istediğimiz şekli verebiliyoruz. İster yuvarlak yapalım ya da uzun uzun da yapabiliriz. Ben birazdan uzun uzun yapacağım. İstediğimiz şekli verebiliyoruz. Şimdi şekil verme işlemine geçiyorum. Böyle hamurdan yuvarlak toplar yapalım. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz hepsini ama ben klasik un kurabiyesi görünümünde yapmak istiyorum. Şöyle güzelce yuvarlayalım. Mümkün olduğunca aynı olsun kalınlıkları. Un kurabiyemizi uzun uzun hepsini şekillendirdim. Şimdi bir çatalla böyle hafif bastırarak üzerini çizmek istiyorum. Klasik bir görünüm elde edeceğim. Şöyle güzelce hepsini çizelim. Ardından da verev olarak kesip tepsiye dizeceğim. Çatalla kurabiyelerimizin üzerini çizdik. Şimdi bir bıçakla böyle verev şeklinde kurabiyelerimizi artık yapıyoruz. Mümkün olduğunca aynı ebatta yapmaya dikkat edelim. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Kurabiyenin dokusu kestikten sonra böyle şimdi bunları tepsiye dizeceğim. Kurabiye hamurunun yoğuruluşu her zamanki kurabiyelerden farklıydı. Pişirilişi de biraz farklı. Normalde kurabiyeleri 170 derece civarında pişiriyoruz. Ama bu kurabiyede yavaş pişecek ve rengi dönmemesi için 150 derecede pişiriyoruz. Önceden fırınımızı ısıtabiliriz. Kurabiyelerimi ince gibi tepsiye dizdim. Şu an bir tepsi hazırladım ama muhtemelen iki tepsi ya da iki tepsiye yakın bu taraftan kurabiye çıkacaktır. Şimdi kurabiyeleri 150 derecelik fırına gönderiyorum ve pişmesini bekliyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Servis tabağına aldım. Şu an soğudular. Bu arada pişme süresi 25-30 dakika. 150 derecelik fırında pişiriyoruz. Renkleri dönmüyor. Altı üstü beyaz oluyor. Çünkü fırın ısısı düşük. Çok fazla pişirmeyin. Rengi dönmesin diyorum. Bu arada un kurabiyesini videonun başında bir test etmiştik. Videonun sonunda tekrardan şöyle elimizle üzerine sıyırdığımız zaman unlu kısım elimize geliyor. Bugün sizlere orijinal un kurabiyesinin tarifini verdim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tarif. Bu arada ölçü olarak bu gayet büyük bir ölçü. İsterseniz yarım da yapabilirsiniz. Kurabiyenin hepsi bu kadar değil. Bir tepsisini buraya koydum. Bir tepsi daha var. Toplam iki tepsiye yakın çıktı bu ölçüden. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.